Allah Allah. Konuşamıyor, göremiyor. Konuşamıyor, göremiyor. Hayır, aranılan Betül. E tabii podyumda o kadar da şey olmuyor. Evet, konseptini soralım o zaman. Podyumdayız. Podyumdasın. Podyumdasın. Özür diliyorum Seray, çok bir şey soracağım. Ha. Senin sıran ama. Serbest stil, kendi stilin falan diyoruz ya. Hı hı. Podyumda nasıl kendi stilini gösteriyorsun? Şimdi ben biz yapamıyoruz diye hani bu kendi stilimizi göster. Stiliste gitmişim. Pişman olacaktı sorduğuna. Pişman edeceğim bunları yaptığına. Hı. Şimdiden ağrım tuttu benim, evet. Neyse, stiliste gitmişim. Ben stilistime işte demişim ki böyle böyle kendi tarzımı biliyorsun benim. Hı. Neler giymem uygun olur, jüriler nasıl beni beğenir diye konuşmuşum. O da beni podyuma hazırlamış. Hı. Benim tarzımı bildiği için podyumda tabii daha büyük bir hayal ediyorum. Podyum bura değil. Hı. Böyle fashionlı gibi. Fashionlı gibi, evet. Hı. Böyle. Ben, o zaman şimdi Seraycığım senin için mangalı harlıyorum. Canım nasıl kızarır? Hadi. Herkese yeter ben ya. Çevir. Sonuçta ama stilist benim tarzıma göre benim podyumu hazırlıyor. Senin tarzın nasıl bu? Bir stilistmiş ya? Ben işte hazırlıyorum. Hayatım ben bir konulara gireceğim. Sen oralara girersin. Tamam. Senin sözlerini bir okumak istiyorum. Hı-hı. Ben Gülşah Hanım'ın hayranıyım. Gülşah Hanım'ın beni ayrıca çok sevdiğini biliyorum ama eleştirdiği zaman lafları ok gibi saklanıyor. Yani saplanıyor demek istedin herhalde. Ama ben Sündüz benim favorim demesi çok bozuluyorum. Bir de Sündüz'e normalde bir verecektim. Bu da bana geliyor Gülşah'cığım ama kıyamadım iki verdim diyor diğer bir jüri. Evet. Sana bir şey gelmemiş Kemal. O zaman yani duygular puana karışmış oluyor demişsin. Buyurun Gülşah Hanım. Evet. Seni bir dinleyeyim önce. Şimdi tabii ki ben burada bir yarışmacı... Bunu neye istinaden söyledin? Yine her zamanki gibi Betül'ün müthiş çıkışları dinliyorum. Şimdi Gülşah Hanım, ben burada bir yarışmacı olduğum için tabii ki sizin ikide bir, burada herhangi bir Sündüz değil, X bir kişiye de benim fenomen şey neydi? Favorim. Favori yarışmacım demenizi sorgulamak benim en doğal hakkım diye düşünüyorum. dur ben yerliyorum şu an. Oradaki ciğerler. Şişe sorun, yorum yapmayın hiçbiriniz. Peki. Bunu bana mı sordun? Sana sordum. Doğru işittim. Doğru anladım. Doğru işittim. Şiş vereyim mi? Yok yani. Küpeler hatta çanak anten görev görüp daha doğru anlamanıza sebep olabilir. Yönetmenim yani. Kayıtlarda var değil mi bu? Yani var. Ben bunu başa almama gerek yok. Ne dedim yok. Ben? Doğru yok, yok. Aynen devam. Yönetmenim müsaadenle yürüyebilir miyim? Yürüyemiyorsun ama mecazi anlamda koş. Ben kendi ağzından bir kere daha duyayım. Ne dedim? Evet. Dedim ki tabii ki ben burada bir yarışmacı olarak burada yarışan herhangi bir arkadaşımın benim favori yarışmacım demesini konuşmam en doğal hakkım. Bu benim doğal hakkım tabii ki. Teşekkürler. Bir, ağzını bile açma. İki, sen bunu sorgulayamazsın. Üç, ben burada her zaman ne diyorum? Bir jüri üyesi olarak değil... Programı izleyen bir izleyici olarak en başında, izleyici olarak herkesin bir favori. Şimdi Kemal dese ki, benim de favori yarışmacım Betül. Ki öyle olmadığını çok iyi biliyorum. Benim de favori yarışmacım Betül. Şimdi Sündüz burada dese ki, Kemal Bey, ben de bir yarışmacı olarak merak ediyorum. Nasıl favori yarışmacım Betül dersiniz? Ben de burada bir yarışmacı olarak merak ediyorum der. Bak cümleyi toparlayamıyorum mesela. Sen oradan, şimdi bak Sündüz hiç sesini çıkartma. Sen oradan, ama bir dakika Sündüz, öyle değil diye atlarsın. Bunu yaparsın. Her zamanki gibi tipik dikkat çekmek isteyen, ki buna hiç ihtiyacı yok emin ol. Tipik dikkat çekmek isteyen Betül'sün. Çünkü burada seninle ilgili... Biz daha ağzımızı bile açmadan, yorum bile yapmadan, en iyi geldiğin hallerinle ilgili bile bir şey söyleyeceğimiz zaman buradan birileri bir şey söylediğinde kendini hırpalıyorsun, ağlıyorsun, zırlıyorsun, böyle bir kriz halindesin ve bunu sürekli yaşıyorsun ve bize de yaşatıyorsun. Ben çoğu zaman buradan senin yüzünden çıktığımda böyle psikolojimin bozulduğunu biliyorum. Kendini bu duruma getiren, şimdi şaka maka bir yana, tamam şimdi güldük ettik o ayrı da, kendini öyle bir pozisyona getiriyorsun ki ben burada başka bir arkadaşınla ilgili yorum bile yapsam sen iyiyken bravo yapıyoruz, şahanesin diyoruz, tokat attın diyorum, bilmem ne diyorum. Ha bunların hiçbiri hep iyiler, hep unutuluyor. Kusura bakmayın.
Sündüz benim favori yarışmacım. Ya ben burada ikili oynuyor da olabilirdim. Yarışmacılarımdan biri diye olabilirdim. İşte Suda, Betül'de, Sündüz'de. Bakın üçü arasında karar da verir. Hayır abi, gayet açık ve net. Sündüz benim favori yarışmacım. Kötü geldiğinde de benim kadar da onu kimse gömmüyor. Evet, bugün bir aldı iki arkadaşımdan da. Hiç beğenmediler onu. Bir tek montunu beğendim. Ama ben Sündüz'ü bugün beğendim. Ama onun iyi puan aldığı ve benim... mesela Sera 3 verir, Kemal 2 verir, 3 verir. Benim burada çat 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 bir... Bunları niye söylemiyorsunuz? Neden bunları söylemiyorsun? İşine geldiği gibi konuşuyorsun ve hareket ediyorsun. Sıra bana gelince konuşacağım. Tamam, sıra sana gelmeden ben de söyleyeyim. Sen de bir, evet. Sündüz'e dün sana kıyamadım deyip 2 puan verdim. Bir yere 2 verdim. Bunu sana da yaptım, diğer yarışmacılara da yaptım. Aynen. Ara ara bazı yarışmacılara moralleri çok düşük, motivasyon olsun diye 1 puan fazla verebiliyorum. Onu da verme hakkım var burada oturduğum için. Sana esas çok önemli bir sorum var. Aynaya mı çarptın gelirken? Ben bu konuyu devam ettireyim sonra... Sen bana bunu cevapla önce bir. Aynaya mı çarptın Betül? Niçin? Niçin sence? Ne yaptı? Aynayla mı öpüştün? Ne ama yaptın? Böyle bir var yani. Var da böyle bir kombinle yok tabii yani. Olabilir kombinle. Yani tabii yani. O var. Orada da öyle tüyler de var ama öyle kombinlerle yok. Var. Telefonunda. Telefonunda varmış bak, geliyor. Marka geliyor bana orada. Ben bu konuya da bir şey söyleyeyim. Evet Gülşah Hanım tabii ki söyleyebilir ama izleyici olarak diyor ama burada izleyici değilsiniz, jürisiniz. Doğru muyum? Ha ben torpil ben de... geçiyorum Sündüz'e. Hayır. Ha ben o kadar... Bir de bu arada bir dakika, şu an başka bir şey söylüyorsun. Evet. Ben o kadar şuurumu yitirmiş bir kadınım ki 20 yıldır yaptığım işimi bir kenara bırakıyorum. Burada oturduğum yani sağ olsunlar yapımcılar, ondan sonra bütün arkadaşlarım sağ olsun istemişler. Beni buraya oturtmuşlar. Kendi koltuğumu da tehlikeye atacağım, mesleğimi de tehlikeye atacağım. Bunca milyonlarca izleyicinin önünde ha, o kadar şuurumu yitirdim, aklımı falan yitirdim. Sündüz'e torpil yapıyorum. Bunu ben mu demek istiyorsun? Ben torpil demedim. Hayır siz... Bunu mu demek evet, istiyorsun? Evet ben bir izleyici olarak... Ne demek istiyorsun? ...favorim olduğunu söylüyorum ama şu an İzleyici burada... olarak söylüyorum. İzleyici jürisiniz olarak... Jürisiniz ama ben her... de bu yüzünden söylüyorum. Ben evime gidip bu programı izlemiyor muyum? İzliyorsunuz ama bunu burada jüriken söylemenizi her... söylüyorum. Tamam şimdi sen buna tak, bugün otur buna ağla. Müthiş yok. Gıcıksın şu anda. Müthiş gıcıksın yani. Sen şimdi bana acayip bir şey söylemeye çalışıyorsun. Ben sana onu burada söylettirmem. Katiyen söylettirmem. Benim burada bir lafım vardır. Uğurkan abiyi öpüyorum burada. Bazen bir yanlış anlaşılmalar olabiliyor çekim esnasında. Bir gün bir aramızda bir tartışmamız oldu. Abicim dedim, yanlış anlaşıldı. Ben hiçbir şey bilmesem bile haddimi bilirim dedim. O da tabii çok babacan ve o kadar yufka yürekli bir adam ki hemen zaten aynen. O anda salisenisinde topladık. Çünkü yanlış anlaşılmaya gitmemek için sonra zaten çekim bitti, sarıldık, öpüştük falan. Canımdır o benim. Buradan kocaman öpüyorum onu. Ben burada bir yarışmacıysam, yol bence bana onları, jürim çok var karşımda. Evet. Jüri var değil mi? Jüri olaraktan. Ben de diyorum ki şimdi ben burada yarışmacıyım. Eğer ki benim yani pardon, ben sana deseydim ki benim favori buradaki favori yarışmacım Betül deseydim de gelip bana diyecek miydin ki Gülşah Hanım bakın burada bir sürü arkadaşım yarışıyor. Bana bunu demeniz etik olarak arkadaşlarımı da yanlış etkiler diyecek miydin? Bunu gelip size söylemezdim, diyecek miydin? Hiçbir yorum yapmazdım. Yapmazdın niye? Çünkü senin favori yarışmacım sen olurdun. İşte bu kadarsınız. Bu kadarsın. Ben bu kadar değilim. Bu kadarsın. Teşekkürler. Bak ben sana bir şey söyleyeyim mi? Biz burada, acayip sinirleniyorum ben böyle. Biz burada en acayip bir konuda Emel'le Kemal birbirine giriyor. Ama kıyamet kopuyor ve sen oradan lafa atlıyorsun. Ve bunu defalarca yapıyorsun. Sürekli yapıyorsun. Sürekli burada Emel'in de arada böyle şeyleri oluyor. Ama bunu yapan, sürekli yapan sensin. Kan beynime sıçradı şu anda. Çok çıkış, kusura bakma. Çok çıkışların var. Siz beni en son uyardıktan sonra ben öyle bir şey yapmadım. Parmak kaldırarak konuşuyorum. Öyle girmiyorum. Uyardınız. Bir insan ben şu anda bunu yapmaz. Yapıyorsun demiyorum. Bunu yaptığın daha önceki bölümlerde izleyicilerimiz de hatırlar. Daha önceki bölümlerde bu var. Kaldı ki senin bugün şu anda bana burada kurduğun cümle var ya. Sen değil beyaz sayfa. Buraya bütün defterleri yığsan o beyaz sayfa seninle açılmayacak Betül. Ben sadece senin kombininle alakalı yorumumu yapıp konuyu kapatacağım. Sen beni burada ne pozisyonumu ne de buradaki duruşumu yanlış algılatamazsın izleyiciye. Hayır, ben... Zaten izleyen herkes anlıyor. Ha ben sana favori yarışmacım Betül deseydim her şey o zaman
çok iyiydi. Betül demeyip Sündüz dediğiniz için konuşuyorum zaten şu tamam, an. Tamam Betül de... Yani çevirme. Betül, hayır ben evet. Ben şu anda Allah aşkına şunu söylüyorum. Tekrarlıyorum. Benim favori yarışmacım Betül deseydim, Betül sen benim favori yarışmacım deseydim, gelip bana kuliste ya da arkada ya bunlar arkadaşlarım için etik değil, ben de bir yarışmacıyım, ondan sonra kendimi onlar yerine koyuyorum, böyle olmaz der miydin demez miydin? O anki durumu bilmiyorum, şu an Sündüz üzerinden konuşuyoruz Gülşah'ım. Sündüz'ü ben... söylüyorum ama ben size. Siz beni sana deseydim diyorsun, şu an konumuz Sündüz yani. Ben bence değilim ne ki. Musun? Ben sana bir daha, ben seninle bu gibi Gülşah konuşmaları anladım, bir daha yapmayacağım. Sadece kombininle alakalı konuşma yapacağım bundan sonra, bitiriyorum da zaten. Sen kombinini ben de sadece, yap öyle bitir. Aynen, ben kombinle sadece yap. Madem kombininle alakalı yorum yapacağım, o kadar şahane kombinlerle gel ki böyle Sündüz'ü burada alt üst böreği yap. Böyle iki tokat at Sündüz'e hani kombinlerinle. Ben de bütün bu laflarımı yiyip yutayım. Elbisen güzel. Kendini gayet kamufle etmişsin. Çantanı çok beğendim. Çok beğendiğim bir tarz bir çanta. Çok iyi bir markanın bir iyi bir replikası. Ayakkabın tabii ki buna olmamış. Böyle değil. Ben buna böyle belki bir bot postas güderi bir şey belki isterdim. Bu olmaz. Yani elinde kışlık bir çantayla, yazlık bir ayakkabıyla. O çünkü abiye olsaydı, abiyenin yazı kışı olmazdı ayakkabıda. Kolyen olabilir. O dudağındakilerini zaten hiç sevmedim. O çok başka bir manası olan bir şey zaten. Saçını da beğenmedim. Bu kadar Seraycığım. O dudağındaki şeyleri tabii ki deneyebilirsin, yapabilirsin. Bir klip çekiyor olsaydın, ona göre bir kıyafet giyseydin belki yapabilirdin. Ben böyle değişik şeyler denemenizi bu arada çok destekliyorum. Hoşuma da gidiyor. Yani senin denediğin tüyler de olsun. Ama bunları doğru kombinlerle yakışan yerde denemeniz lazım. Fashion victim diye bir şey var biliyor musun? Ne demektir biliyor musun? Moda kurbanı. Yani bir şey yapayım derken daha beter bir yere gidiyorsun. Şimdi benim söylediğim şeye gelirsek, dün Sündüz'e sana kıyamadım dedim. 2 puan verdim kıyamadığım haliyle diye. 1 ve 2 arasındaki fark yani, sen de biliyorsun. Bunu sana yapmadım mı hiç? Sana düşündüğünden ya da hak ettiğinden fazla puan verdiğim oldu mu olmadı mı? Dürüstçe bana söyle. Yani olmadı Seren Hanım. Olmadı. Emin bana misin Betül? Yani... Emin misin Betül? Sana ya da başka bana bir arkadaşına. Bana kıyamıyorum deyip verdiğiniz olmadı. Puan Seray buraya geldikleri hallerinde hepsini, hepsi 5 alacağını sanıyor ya. Dolayısıyla en kötü hallerinde, moralleri ona, çok düşük olduğunda ara ara vermişsin. Sen ona 3 de versen, 4 de versen, atıyorum kıyamadım 3'te 4 yapıyorum dediğinde bile aslında o 5'i hak ettiği için şimdi sorduğun soruya hayır diyor. Sen hissetmedin mi diyor. Burada hani, vefa da yok demek ki yani. Yani sen ona kıyamadığından 2 yerine 3 verdiğin zamanda da hayır öyle bir şey yapmadınız diyor. Çünkü o aslında 5. Şaka. Şu anda yazıklar olsun. Niye biliyor musun? Kıyamayıp hakikaten çünkü ben böyle kesin ve netimdir ama sen bazen gerçekten yapıyorum, kıyamayıp deyip, ki bunu dile getirmesen bile ifadenle her zaman bir kere yumuşak bir kadınsındır bu konuda da. Onun için o zaman bu puanları o zaman haksız biz puan haksız, vermiş oluyoruz. Haksız oluyor, evet. Ondan sonra demek ki buradan elenen arkadaşlarımızın da hakkını yemiş oluyoruz. Belki de Betül gidecekti, ondan önce başkaları gitti. Enteresan. Belki bundan sonra daha dikkat ederiz. Siz peki, benim dediklerimi yanlış anlıyorsunuz. Ben doğru anlat konuşmak... o zaman kendini. Ne demek siz yanlış dediğim, anlıyorsunuz? Anlatamam. Doğru anlat o zaman kendini. Kıyafetine gelince kıyafetinin rengi yakışmış. Saçın yapmaya çalışmışsın bence olmamış. O dudaklarındaki hiçbir şekilde olmamıştı. İyi ki çıkarmışsın. Takın iyi. Ayakkabıları sevmedim. Belki de takınla daha uyumlu renkte ayakkabı ve çanta isterdim. Kemal. Ben başa dönüyorum. Serbest stil, kendi stiliniz diyoruz. Sen bir stiliste gidiyorsun. Senin stilin değil bu, bitti artık, çöp. İkincisi, konuşamıyorsun dudağındaki taşlardan dolayı, göremiyorsun saçın yüzünden. Neredesin? Ne yapıyorsun? Nasıl oluyor bu iş? Ben stres benim tarzımı bildiği için destek amaçlı gittiğimi söyledim. Böyle bir şey yok. Bir ortama girdiğinde bu saçınla, bu dudaklarınla geldiğin halini söylüyorum. İnsanları göremeyip, insanlarla sohbet edemeyip, hiçbir şekilde iletişime giremedikten sonra sokağa çıkmanın manası nedir? Bir. İkincisi, ben elbiseni de beğenmedim. Bırak çantanı. Sen son dönemde yükselişe geçmiş bir yarışmacıydın. O ayakkabı
kat'i suretle olmaz. Keşke geçen gün Sündüz'ün giydiği bir saks mavisi nubuk ayakkabı vardı. Onu bunun altına giyseydin o en zaman... Empürmenin altına değil evet, mi? Evet, oh. Siyah evet, çiçeğinin altında saks mavisi bir nubuk giymişti. O, bu elbisenin ayakkabısı oydu. Sen ve bugün aynı değişiklikten sizin anladığınız şey bu. Ben değişikliği her zaman destekleyen ve bugüne kadar çalıştığım her insanı, ki Türkiye'deki herkese çalıştım ben, olduğu halinden bambaşka farklı formlara soktum, değiştirdim. Ama anlaşılabilecek türden, zevklere hitap edebilecek türdendi bu değişimler. Sırf moda diye, sırf onun şeyinde gördüm, onun bilmem nesinde gördüm. Onların hepsi podyumda gördükleriniz. Ben de podyuma geliyorum dedim. Podyumda gör, fark etmez. Tasarım yarışması değil burası, kombin yarışması. Değişikliklere her zaman açığım, eğer güzel yapılır ise. Saçın güzel mi mesela şu an? Yani ben podyum hayal ettiğim için o makyaj, o saç... Görmüyorsun ki önünü. Görüyorum bu arada. Podyumda böyle böyle mi gideceksin? Yok, sen podyumda şöyle görüyorum. Bir insan gördün mü? Şöyle şöyle saçını devamlı tutan, dudağındakileri tutmaya çalışan düşmesin diye. Nasıl yürüyeceksin? Şimdi sen konuşup şöyle güldüğüm mi? Zaman Seray Hanım, şimdi ben podyumda yürüdüğünüz zaman kimseyle yürü konuşup gülmezsiniz ki. Yürü şurada, saçın önüne düşme. Gel buradan bir yürü düşsün bakalım. Düşsün, hiçbir şey olmaz. Bak. Hayır, yürürsün. O önemli yürürüm. Değil. Konuşur, konuşmana dudağında da gerek yok. Mevzu burada... Sizin kendi stiliniz değil mi arkadaşım? Evet. Heh. Sen bir stiliste teslim olmuşsun, beni yap demişsin, benim stilimi biliyorum. Bu senin stilin mi? Değil. Değil. Kesinlikle değil. Hayatında böyle bir saç yaptın mı, yapmadın? Yapıyorum, beğendiğiniz ama düzünü yapıyorum. Böyle bir saç ilk defa yapıyorsun Betül, yeme bizi yani. Düzünü yapıyorum, daha biraz aradan ayırıp yapıyorum. Böyle bir saç yaptın mı Betül daha önce? Yapmadım Kemal Bey. Yaptın, yapmadın. Daha önce sorar mısın? Taşları takmış mı? Taktın mı? Ben bunu gönderme şey, taşları sevdiğim için kendi stiliniz dediniz ya, bir şeyler yansın. Evet. Taş genelde çok kullanmayı seviyorum diye bunu öyle düşündüm. Marjinallik peşinde değiliz. Bravo. Burada izleyiciye bir şey katma peşindeyiz. Hangi izleyici senin bu kombininden neyi örnek alarak sokağa çıksın mesela? Dudaklarına taş yapıştırsın, saçlarını gözünün önüne perde gibi döksün ve sokağa çıksın. Kim örnek alsın seni? Benim favorim kim biliyor musun? Ben değilim. Söyleyeyim mi? Söyleyin siz de. Hiçbiriniz. Hiçbirinizi beğenmiyorum. Hiçbirinizin tarzı yok. Evet, 5 kolyesi, 5 kolyesi, 3 kolyesi, 3 kolyesi olan yarışmacılar var. Hiçbirinizi beğenmiyorum. Zamanı geliyor, yüksek puan veriyorum, evet. O da standartlar üzerinden, kendi zevkim üzerinden vermiyorum. Benim zevkim üzerinden giyinen kimse yok burada. Anlatabiliyor muyum? Hiçbiriniz öncü değilsiniz. Sadece güncel olanı takip ediyorsunuz. Modadan haberiniz yok, bir habersiniz. Fashion victim'sınız, dediği gibi moda kurbanısınız çoğu zaman. Hiçbiriniz benim favorim değilsiniz arkadaşlar, üzgünüm. Hiçbiriniz bence bu yarışmanın sonuna kadar gidebilecek zevke sahip değilsiniz. İnşallah öyle birisi gelir ve öyle bir tokat atar ki hepinizi buradan gönderir. Bu anlamda sana bir şey söyleyeceğim. Özde vardı ya, mesela Özde burada hali hazırda olsaydı şu an yarışmacı olarak, Özde favorimdi. Benim hiçbiriniz değilsiniz. Bunu söyleyeyim. İlk defa söylüyorum. Favorim olsa da söylerim. Ama hiçbiriniz benim favorim değilsiniz. Taklit yaparak favori olunmaz. Orijinallik gerektirir benim gözümde favori olmak için. Hiçbiriniz orijinal değilsiniz. Oradan buradan gördüğünüz görsellerle gelip karşıma durursanız benim favorim olamazsınız arkadaşlar. Hiç değilse burada öğrendiklerinizi uygulayın. O zaman belki bir yere gider konular. Seren Hanım, bize standartlar içinde bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Dışarıda değiliz şu an. Bir evin içindeyiz. Evin bize sağladığı imkanlarla bir şeyler yapmaya daha çalışıyoruz. Daha çok imkan sağlanıyor dışarıdakinden. Ben her şeyi fark ediyorum. Her şeyin içindeyim. Biliyorum. Siz buraya. Mağazalara gittiğinizde sınırınız yok. Korkunç şeyler giyinip buraya geliyorsunuz.
Buraya en azından seçilmiş elbiseler geliyor. Bu konuda hiçbirinize katılmıyorum. Yemeyin bizi. Tamam ama aklımızda başka bir şey var. Mesela örnek veriyorum. Ben püsküllü bir elbise alırım dışarıda. Alamasam diktiririm, bir şey yaptırırım, buraya gelirim. Ama burada o imkan yok. Yaptıracağın zamanlar vardı geçmişte. O zaman niye yaptırdın? Şimdi onu yaptırdığım zaman ne yaptırdın? Oldu. Allah'tan diktirmiyorsun Betül. Allah'tan. Neyse ben tamam. Puan gösterebilir miyim? Göster. Hiç beğenmedim. Üç. İki.